Arkadaşlar merhabalar. Bugün tekrar sizlerle yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugünkü videomuzda bu seneki ürünlerimizin bir kısmını göstereceğiz ve yaşadığımız sorunları aktaracağız. Yaşamış olduğumuz sorunların içerisinde özellikle Pedro çeşidinde en büyük sorun bu çeşidin aşırı meyveye yatması sebebiyle kalibresi küçük ve içini tam olarak dolduramayan ürünler meydana getirmesin. Şimdi bunu da şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Meyveler yaklaşık 32 kalibreye kadar, 32 kalibre civarlarına kadar düşüyorlar. 32 kalibreye düşen meyveler de piyasada tabii ki birinci sınıf ürün olarak kabul görmüyorlar. Buraya birkaç tane numune koydum, görüyorsunuz. Şimdi Pedro'nun ısrarla özellikle çok sert budanması gerektiği, ağır meyve yükünü karşılayabilmek için aynı şeftali gibi küçük formda ağaçlarının tutulması gerektiğini ben 9. yaştan 10. yaştan sonra anladım arkadaşlar. Çünkü 6. yaştan itibaren çok ağır bir meyve tutumu olan bu çeşit şayet sert budanmazsa, ne kadar gübre de verseniz, ne kadar bakım da yapsanız, içini doldurmakta sorun yaşıyor arkadaşlar. Yani şöyle diyebilirim ki, ben 7 yaşında mesela bir ağaçtan 30-32 kilo kadar kuru kabuklu ürün aldım. Bunun yaklaşık olarak belki üçte birine yakın bir kısmını tam olarak dolduramıyor. Ben beslemeye dayalı olarak yaptığım hatalardan olduğunu düşünmüştüm. Fakat şunu çok net olarak söyleyebilirim. Ne kadar gübre verirseniz verin, ne kadar su verirseniz verin. Ağaç yapı itibariyle üzerinde beslemesi gereken belirli bir tonaj var. Bu tonajı besleyebiliyor. Bunun haricinde kalanları ama bir şekilde besleyemeyip meyve olarak üzerinden atıyor. Ya da içini tam dolduramayıp bu şekilde görüldüğü gibi bakın kalibresi küçük ürünler yaparak size iade ediyor. Şimdi bu kalibresi küçük olan ürünleri de tabii her zaman söylüyoruz, bir şekilde değerlendiriyoruz. Ancak tabii fiyat olarak da bunlar çok çok daha uygun fiyatlara satılmak zorunda kalıyorlar. Bu sebeple şöyle ışıkları çekeyim. Bu sebeple Pedro çeşidini bu sene bir miktar olarak bahçemde azaltacağım. Benim bahçem Pedro çeşidinden kuruluydu. Yavaş yavaş özellikle çok beğendiğim Tulare çeşidi ve Chandler'a doğru çevireceğim arkadaşlar. Önce bu sene ilk hedefim ağaçları bir kerette kesip meyve yükünü düşürmek değil. Hedefimiz 5-6 ağacı ya da 2-3 dalı olan taç şekli uygun olan ağaçlarda ana dallardan birkaçını kesip bu ana dallara aşı yapmak. Böylelikle hem ağaç üzerindeki fazla yükü atıp kalan meyvelerin daha kaliteli ve daha iri olmasını amaçlıyorum. Hem de bir anda ağaçtan alacağımız meyveyi komple keserek hiç meyve almamayı değil, bir miktar meyve alarak tonajımızı da çok fazla düşürmeden her sene aralıklı olarak 5'er 10'ar ağacı bu şekilde çeşit değiştirerek ben kendi adıma Tulane çeşidine döneceğim. Chandler var elimde. Bir miktar Chandler'ım var. Onlar da tam verime yatmaya başladılar. Chandler'ı tabii her zaman söylüyoruz. Meyvesi güzel, albenisi güzel. İyi bir çeşit. Bunun akabinde dediğimiz gibi biz de verimsiz olan ya da verimi düşük olan ya da böyle çok fazla bize sorun çıkarabilecek gibi olan ürünleri artık yavaş yavaş çeşit değiştirerek farklı çeşitlere doğru taşımayı planlıyoruz. Dediğim gibi Chandler çeşidimiz var. Ben Tulare'yi çok beğeniyorum. Bu sebepten ilk hedefim, ilk önceliğim öncelikle Tulare aşılamak olacak. Onun haricinde Maraş 18 var. Ondan da aşılayabilirim. Chandler zaten olacak. Demek istediğim yani Pedro'da böyle bir sorun var. Ancak YouTube'a
arama yaptığım zaman, YouTube'da aramalar yaptığım zaman şunu da görüyorum. Artık birçok üreticinin nasıl ceviz silkeleme makinesi, ceviz soyma makinesi almış olduğunu gördüğüm gibi birçok üreticinin de dolu boş ayıklama makinesi aldığını görüyorum. Yani demek ki bu cevizde dolu boş ayıklama işi sadece bizim sıkıntımız değil. Birçok arkadaş bu konuda sıkıntı çekiyor ki özellikle bunun da makinesi yapılıyor. Çünkü takdir edersiniz ki tonlarca cevizi tek tek elde ayıklamak çok zor oluyor. Bu sebepten dolayı üfleyerek ya da işte değişik makinelerle bunu tespit etmek daha sağlıklı olacaktır. Ben bu sene üfleme yöntemiyle dolu boş ayırmayı denedim fakat çok başarılı olamadım. Bazı doluları da üflüyor, bazı boşları da üflüyor. Daha çok da böyle bir çalışmamız olmadığı için dolu boş ayırma makinesi kullanmıyorum. Fakat bu da ilerleyen zamanlar için bir ihtiyaç olacak kesinlikle. Ve bu sorunun sadece benim çeşidim olan Pedro'da değil, Chandler'da da ve diğer çeşitlerde de olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz cevizlerimiz hala raflarımızda. Bir kısmını verdik, bir kısmını sattık, bir kısmı duruyor. Yaklaşık olarak yarısına yakınını tükettik. Geri kalan yarısı için de satış işlemlerimiz devam ediyor. Takribi bir 400 kilo, 450 kilo kadar cevizimiz var. Ve bunlar da nasip olursa satacağız inşallah. Telefonum beni uyarıyor, hafızada yeterli yer kalmadığını söylüyor. Videomuzu şimdilik burada sonlandırıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.